Gelsin çalışıyor. Bana gelmezse de olur. Merhaba canlarım. Merhaba. Biz geldik. Muhteşem ikili geldi. Evet. Gelmese miydim? Ablamla düğünü konuşmasa mıydım canlarım? Evet, çok merak ettim. Ablam gitmedi çünkü. Evet, sıcaktan gidemedim. Gitmek isterdim ama ne kadar sıcak olduğunu düşünüyorum yollarda falan. Mümkün değil ablamı çıkartmak. Yani ısrar bile edemedik. Evet, çünkü anlayışlı davrandılar. Dayanamam. Yani nişanda gitmiştim. Kıştı değil mi? Biraz kıştı, evet. E, gittim yani. Yeterli. Yeterli dedim. Mutluluk diliyoruz. Evet, çok mutluluk diliyorum. Yeğenimle. Canlarım, eşimle. Allah'ım ömür boyu mutlu olsunlar. Sonsuza kadar mutlu olsunlar. O kadar çok sevindim ki. Melek gibi güzel, evet, insanlar. Çok güzel insanlar. İyi insanlar. Sonsuza kadar mutlu olsunlar. Amin canım, amin. Canlarım, ben hazırlığımı yaptım. Ablacığıma geldim, düğünü konuştuk, resimlere baktık, videolara baktık. Çünkü telefonla falan olmuyor. O hissi ona da vermem gerek ya. Benim gitmem, o aynı hisseder ben gidersem. Tabii. Bir resimleri senden beklemiştim. Doyamadık, baktık. Evet. Hazırlığımı da yaptım o çok arada. Çok güzel bir düğün olmuş. Evet, çok güzel oldu. Düğün, nikah ve yemek yani. Çok güzel. Sade, güzel. Kaliteli insanlar. Zaten yeni bir şey, yani akademik çevreleri var. Evet, akademisyenler kendileri. Evet. Çok şükür bin minnet Allah'ıma bugünü gördüğümüze. Evet, çok şükür. Çok mutlu olduk. O kadar mutlu olduk ki. Güzeldi. Çok evet. Şükür. Hep böyle günlerimiz olsun. Cümleten inşallah canlarım. Canlarım, ben boş durmuyordum. Hamurumu yaptım. Yarısını aldım önüme. Un, tuz, su. Maya da yok canlarım bugün. Hava çok sıcak olduğu için eriyor. Kalkmadım. Bir de bunu deneyelim bakalım. Güzel. İçimizi hazırladım. Kaşar, domates, tulum ve soğanımızı bolca soğan kavurdum. Evet. Peynirli pide. Fırına verip yaptırıyoruz ya. Peynirli pide içi canlarım bu. Ama ben pidemi de kendim yaparım. Börek şeklinde yaparım. Pide tadında. Pratiğiz canlarım. Zorluk yok bizde. Çayımı da demledim. Ablacığım çayımızı demledi. Evet. Ben böyle koş sohbet ederken yaparız. Yalnız su almış. Ablacığımın vantilatörünü ayarladım. Kibindeyim. Su mu almamışım? Alayım mı kahve? Ben veririm hemen. Şuna bakma ya. Alacaktım da. Estağfurullah. Su mu almış? Sehpa. Ya döksürme falan diye. Sehpa mı keşke koyaydım yanına? Evet, dururmuş yani burada değil mi? Tabii. Yer var. Vantilatör sığmadı diye. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buraya koyalım. Canlarım benim, inşallah sizler değilsinizdir. Yeni bir hafta hepinize huzur, mutluluk, sağlık getirsin canlarım. Aslında seyreden herkese sevgilerimi sunuyorum. Sevdiğinizi biliyorum. Çok seviyorlar ablam. Ablam ben de onları seviyorum ya, izliyorum zaten. Hem izliyorum hem yorumları okuyorum. Harika insanlar. Çok değerli. O saniyet geçiyor. Çok değerli diyorum, evet. Allah'ım çok şanslıyım, çok çok değerli takipçilerim. Biraz size söyledikleri şey hepsi gerçek, o kadar samimi ya gibi. Ben yalan söyleyemem ki ya, rol yapamam, kalpten seviyorum, kalpten. Evet, gerçekten. Ben tanırım ya. Şimdi Allah'ım o kadar doğmadı ki der yani, telefon, evet. Ekran karşısında demez, yok hiç öyle hissetmiyor da der yani. Ben çok eleştiriyorum. Çok eleştireldir ve asla ablama şu kadar çok kimse yalan söyletemez. Evet. Hani pembe yalan gene söyletemez. Yok yok, beyaz yalan diyor. Böyle böyle karşılıklı sohbet yapa yapa canlarım, yapıp yiyeceğiz bir tanelerim. Ben hemen başlamayayım. Ablacığıma dedim, ne istiyorsun? Dedim, ne olsa yerim biliyorsun. Ne olsa yerim dedi ama artık herkes sıkma bekliyor dedi. Evet, olmaz. Börek geçen bekliyor dedi. Bir hafta geçti. Ekmek mi ya? Bir bakayım ekmek geldi. Burayı açabilirsen. Ekmeği almana gerek yok. 3 tane ekmek var. Biz de söyleyeyim ayvurdum. Kimse bakmaz şimdi. Ay açtım. Neyse. Açılmıyor. Açayım mı? Var 3 tane tüm var.
Tamam o zaman. Sıkma da yapıyoruz. Evet. Börek yapıyoruz. Gözleme yapıyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz canları. Canlarım ablamı görmem gerekiyordu. Çünkü düğüne gelmedi. İçi de şey oldu. Resim falan gönderiyorum ama konuşmak gibi olmuyor tabii ne yaptık, ne ettik, neler hissettik. Hemen dedim canım geliyorum. Açık mı? Rüzgar geliyor. Açık olduğunda esiyor mu? Açık olduğunda esiyor. Nasıl kapatalım bir ses gelebilir. Burası çok rüzgarlı ama işte kapatıyoruz. Canlarım durulmuyor sesten. Ya mantıra sesi bile geliyordur ama bir de yapaydın keşke onu. Bir. Bir mi? Ne kadar kuvvetli. Şey, rüzgar mı geliyor? Öyle yapayım. Yok yok, bana rüzgar için demiyorum. Hani ses mi oluyor acaba? Da olmaz, olmaz. O kadar da olacak ya. Duramaz sıcak ablam. Düğüne bile gidemedi bakın. Evet, sıcaktan gidemedim. Göz alamadım. Ben yanarım. Çok yanarım. Çok sorun çıkardım. Huzuru bozmayın. Sürekli yelpaze. Gerçekten. Vallahi. Gerçekten de Adana'dan daha sıcak bir gün yaşadık. Adana'da öyle yaparsa kullanamıyor. Dedim ki biz Adana'dan geldik serin diye. Şansımıza... Her yer sıcakmış. Yemek salonu camlıydı ve klimalar asla ısıtamadı, serinletemedi. Yeterli. Hani ben yanmam ama damdan sıcaktı camlarım. Damdan sıcaktı yani. İsteydim ne olur acaba? Ben bunu börek yapacağım. Bir de ben çok... Şey, hareket etmediğim için hareket etmek istemiyorum. Koşturamam yani, değil mi? Adım, Japon adımlarıyla giderim. Ablama bahçeye çık desek bir saatte gitmez. Orada bahçesi çok güzeldi ama... Serin miydi? Tabii, gölgeleri çok serin. Ha, olurdu. Bura gibi değil yani şimdi. Sıcaksa burada dış... Gölge daha sıcaktır. Evler daha... Ama orada gölge, buz gibi, buz. Yayla, yani yayla orası. Hemen gözlememi yapıyorum camlarım. Şöyle fazla öne almak istemiyorum. Yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Hemen yiyip başlayayım ben çayını. Ablacığım çayını demledi, dayanamıyorum dedi. Yiyerek daha zevkli oluyor video çekmek. Anladım. Çünkü... Yemem gerekiyor. Bazen falan olabilir böyle. Her gün de hamur yemiyorlar camlarım. Yok her canım, ben yapmıyorum mesela. Hiç şey yapmaz. Ama sebze yemeği mutlaka ister ama enişten. Ama yine yapıyorum. Değil mi? Sebze. Sebze ister. Fasulye, bezelye. Bir hafta sebze yiyorlar ben olmadım. Yaprak sarması. Bakın yok, o kadar yapıyorum. Şey yaptım yine eriyecek. Yaz yemekleri yapıyorum. En güzel her şey mevsiminde. Evet. Yani yiyorum tabii ki. Yediğim bir belli oluyor ya. Hayır, çok yemiyor canlar. Hareket etmiyor. Hatta hareket etmediğim için ayaklarım şişmiş. Okudum internetten. Bak. Hareketsizlikten. Böyle baksana. Fufidik fufidik ayak oldu baksana. Ama iyi değil ya. Suyu çok içeceğim. Herhalde az mı içtim acaba? Lütfen suyu çok iç ve hareket et yani. Ne evet, yapalım? Evet içeyim ha. Ben geçen yıl daha çok içiyordum. Sen söylüyordun. Evet. Hareketsizlik. Adam terlemekten çok korktuğu için hareket etmiyor. Ben de diyorum ki terleyeceksin ki. Zaten duşunu alacağım. Boş ver terle. Çok korkarım. Terlemek mi bildin? Sinirleri bozuluyor. Evet, evet. Oğlum diyor ki, sen lütfen terleme. Çok sinirleniyorsun, senin asabın bozuluyor. Şimdi mutfağa falan geliyorum ya. Şimdi, tamam sen gelme bile diyor. Ya. Terliyorsun ve şey oluyorsun. Sinirleniyorsun falan. Gerçekten çok bozuluyor. Siniri bozuluyor terlediğinde. Şey gibi bu. Ama rahmetli babamda da vardı. Babamda da vardı. Baba kaçırdırdı. Günde üç defa banyo yapardı. Duş alırdı. Babacığım terliyken şöyle dokunduğun an kriz geçir. Değmeyin diye çok aslında o yönden çekmişim. O bizden iyiydi ya. Ya tabii sorunsuzdu. Üç defa duş alırdı. Hem de sorunlu değildi yani. Evet. Melek gibiydi canlarım, melek. Allah'ım rahmet eylesin cümle ümmeti Müslümanların geçmişlerine hepinizin. Allah'ım rahmet eylesin. Ah kim melekti insan? Melek. Hani biz söylemiyoruz bunu. Kim gelsin, kim şey yapsın. Babamı anan kişi. Bence melek olmalıydı, hayaldi bence. Canım babam. Beş tane çocuğu olmasına rağmen bir kere bile azarlama değil. Sert konuşma. Sert bir konuşma bile yapmamıştır. Nasıl bir sabır? Bir sert sahne yapıyoruz yani. Çocuklarımız değil mi? Şımarıktık ama babacığım nasıl çekerdi? Annem de öyle.
Annem de sessiz. Bir de işte yani hiç güzel azarlama falan bilmiyorum. Azarlamayı bilmediler, vurmayı bilmediler. Annemin çok çok bir tane terlik atması vardı. O da niye? İki kardeş birbirimize girerdik. En yaramazsın. Bu şimdi en sakin benim ailede, beş kardeşin içinde şu an. Çocukken en yaramazı bendim. Hepsiyle dalaşırdım. Ondan kızdırırdım, kızdırmayı çok severdim. Kızdırırdım bir ama... Çocuklara kadar uğraşırdım. Annem çok çok iki kardeş birbirine girdiğinde bir tane terlik atardı ama o asla isabet etmezdi. Ben yaramazmıyorum, hiç hatırlamıyorum. Ya bana atıyordur eminim. Sana mı atıyor, sen yaramazsın. Sen yaramaz değildin ki, nasıl atsın? Değil mi? Ben sana atı gidiyordum. Ben bazen derim hani arkadaşlar arasında borcuk yapılan annemizden bahsedildiğinde vururdu, deverdi veya şey miydi bölümü. Ben derdim çok çok bir daha terlik atmışlar, o da asla isabet etmez. Ben bak onu da hatırlamıyorum. Ya, isabet ettirmek istemiyordur zaten. Ya bu yaramazdım. Yaramaz derken şöyle. Hani şeydi, bir taraktiftir ya. Taraktif. Eser damla bir kattı yani, anladın mı? Evet. Sesli konu, şunun şeyinden. Evet öyle. Şey, damla çocuktuk yani, değil mi? Küçüktük. Küçük, evet. Mahalledeki arkadaşlarımız falan damlayız, bizim damlayız. Birinci kat damı. Arkada tarlalar var. Şimdi bunu bir ben atlarım buradan, atlarım falan diyor. Atlayamazsın ki, atlayamazsın ki diyoruz biz de. Atlarım ben diyor. Hadi atladı görelim falan dedik. Hop diye atladı. Evet canlarım. Hop diye yere düştüm. O kadar şeydim, inatçıydım yani dediğim evet. Dedim, yapacağım ama atla 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 biz demişler. Biz tadı kaçtık. Atlayaman atlayaman birinci kattan atlamışım canlarım. Atladık ve gördük ve kaçtık. Nefesim kesilmiş böyle iki büklüm kalmışım. Evet kıvranıyordum. Ama biz kaçtık çocuk. Acımasızlığı. Çocukluk işte, o da çocuk. Kaçınca yani aramızda 3 yaş varsa, evet. Sen 6 yaşındaysan, 6 de, ben 3 değilimdir ama daha fazlayımdır. Sen 6, 3 de 9 bile şey midir, sokaklarda oynuyoruz. Çocuk yani sonuçta. Eskiden sokaklarda oynardık yani. Kızlar, erkekler, kız da erkekler. Herkes sokakta oynardı. 9 baş, neydi? Evet. Şey yok da, herkes sokakta yaşardı. Akşam ezan okundu, gel. Değil mi? Evet. Eskenin. Akşam ezanı. 20 saatte akşam ezanı. Beyaz der ya, akşam ezanı eve girme saatiydi. Tabii bir Fatoş düşünce annem duymuş tabii. Hatta konuşmaları duyuyormuş annem. Namaz kılıyormuş. Konuşmaları Allah'ım atlamasın, atlamasın diyormuş. Hak diye düşünüyor tabii namaza kadar. Koşarak. Ama bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Kedi gibi dokuz. Nefesim mi? Şimdi annem sarstı sarstı bir tane vurduğunu hatırlıyorum. Gerçekten. Nefesim geldiğini hatırlıyorum sadece. Biz kaçtığımız için görmüyoruz bu olayı. Onu oralarda görmüyor. Sessizce böyle bekliyoruz sonucu. Acaba öldü mü? Korktuk ya bir şeyler oldu. Mutlaka. Aslında bir baktığımızı hatırlıyorum şimdi Allah'ım. Ay. O kıvran sanki onun bir acıma geldi ama genelde korktu, daha çok korktuk belki. Öldü bana sanmıyorum. Çocukluk ya. Çocukluk acımasızlık demektir. Çocukluk gibi yok. Onu unutmuyoruz ama. Bu ama yaramaz şeyden, balkondan falan da. Çok. Düşerken annem yakaladı. Balkondan düştüm, damdan atladım. En yaramazlı bendim. Şimdi en uysalı değil mi? Evet, çok. Orta düzenleyici, ortalık yatıştırıcı. O kadar iyi kalpli ki. Kimse sert konuşmasın birbirine. Evet. Ay yok o öyle dememiştir. Yok o böyle de. Öyle bir idareci çok. O öyle demek istemedi. Çatışma yok. En problemi dermişim. Ben de sıcak bir şey. Senin de kime zararın var ki? Yok. Yararı var. Yani normalde de yani video olmasa bile geldiğinde birden yemek yapan şey yapan değil mi? Ya bu normal hayatım canlarım. Evet normalde de böyle. Kapıdan girdiğim an önce dolabı açarım. Evet ne yemek yapalım diye. Ya da yemek yapacaksa onu yapar. Hemen ya da malzemeyi getir. Hemen toparlar. Problemsiz yani. Herkes öyle olmalı bence. Kimse kimseye problem çıkarmıyor aslında. En güzeli değil mi? Ben de çıkarmam ya oturdum evlendim mi? Kimseye zararı yok senin de. Ay bu ne? Müthiş canlarım, müthiş. Bakın bakın narlar gibi gözler. Çok güzel. Peynirli pide canlarım. Sadece fırına vermedim. Çok yani güzel. Fırına derken normal fırına verilmez adama. Sade hamur daha mı güzel? Ekmek fırınlarına verilir, peynirli pide yapılır. Onun hamuru ve onun içini hazırladım.
Biz onu hazırlıyor, fırına veriyoruz. Ama ben kendim yaparım. Öyle vermem fırına falan. Bence gerek yok bu varken. İşte ben oraya ben hamur içine hazırlamışım. Vereyim. Yapıyorlar 50-60 canlarım artık 150 milyon falan olmuş. Niye? Ya bir de götür, bir tane götüren olacak. Gelecek. Götüren o yok. Getiren yok. Hiç de götürmedim. Hep götürenleri olmuştur. Hamur, Allah'ım sana şükürler olsun. Hamur diyorum. İstersen iş falan, ne yapayım ya? Artık yaşlılar yaşıyor. Aslında tehlikeli bir şey ama. Umurumda ama olur. Her zaman yemiyorsun ki. Geçmiyor, şeyle geçti ya. Diyetlerle, bunlar nelerle. O yüzden böyle oldu. Hep diyet. O kısıtlamalar şu anda var ya, serbest. Tabii şey, sağlığa sayılı değil ama. Ama yemiyorsun her gün bunu. Şimdi burada yiyor diye. Evet çok da durma. Hapurdu, yemiyorum. Daha önce de açıklamıştım. Böyle. Bir tane alalım. Bu benim bile doyurum. Şurada bile doyabilirim aslında. Ablama illaki içi dolu. Bazlamayı tek ver. Yani evet. Hamur olsun. Kim sevmez? Canlarım hamur işini. Kim doğru. Sevmez? Valla var mı acaba sevmeye? Ya şimdi yörelere göre neye alıştıysan o tatları istiyorsun. Evet, yöresel bizimki. Sıkma mesela, yöresel. Biz çocukken köye giderdik, o sıkma sabah kahvaltısında bile sıkma yapılır. Davar gütmeye giderler, yanlarına hemen azlık sıkmayı sararlar bezin arasına. Hep sıkmadır. Sadece akşam yemeğinde, çocukluğumdan bahsediyorum tabii, hemen tarladan bir bamya toplarlar. Odun ateşinde canlarım misler gibi. Aynı benim gibi. Hep ona hayran hayran bakardım. Aynı tatlılar oluyor, ben tatlılarım. Aynı tatlılar oluyor canım. Aynı. Mühim olan orada odunun kokusuymuş. Yemekler çok güzel oluyor. Sebze o kadar mis gibi bir şey olurdu o şey, mis kokusu. Aslında ben bir tane de şey mi yapsam hemen, kümcülü? Ay evet ya. Bunu yapayım, bunu açtım ne olsa. Kümcüyü bilmiyorlardır ama. Susamlı bazlama yapacak. Evet, susamlı daha önce yapmıştım canlarım. Ablam çok seviyor. Küncüm de var demeyin. Benim can arkadaşım bu. Unu veren bu. Hala aynı un. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Hatta bana köy kabağı getirmiş. Onu yapacaktım bugün ateşte. Sonra ablamın yanına hemen düğüne konuşmamız geldi aklıma. Daha konuşamadık. Evet, bayağı konuştuk. Her anı merak ediyorum. Biraz sonra yayınladım mı o arada yine konuşuruz. Çünkü her anı gerçekten evden çıkıştan başladım. Her anı söylüyorum evet. Nasıl çıktın? Yola çıktın ne yaptın o an diye. Evet, çıkıştan başladım. Sabah 6'da uyandım. Ben de gitmek isterdim ama sıcağı gördüm. Sorunluyum da. Çok sorunluyum o konuda. Eşim olmadan bir yere gitmem. O baş edebilir. Huysuz biriyim. Bütün kaprislerimi o çeker. Onun için o da işleri varmış gidemedi. Ben de sen gitmedin. Ben sıcaktan nasıl gideyim diye. Ben gideyim gibi. Yani sonuç var canım. Çayını da katayım mı o arada? Olmuş mudur ki? Olmaz mı? Şimdi ben de video olmamıştım belki. Şunu kapağını ellemeyin diyorum. Olmadıysa şimdi. Neye katayım? Hiç fark etmez. Benim tamam. Kavanozu. Hay canım daha gittim diyor. Daha ben geçeceğim bundan sonra kavanozla. Başkan işte şey yuvarlak kavanoz da var biliyor musun? Altan işte böyle. Şöyle kavanoz da var. Şurada. Kalkayım ben düşer falan. Sen onu kokudun mu? Hayır tamam tamam. Daha gittim. Ben de bundan sonra kavanoz geçeceğim. Bence kavanoz hem sıcak tutuyor hem kalın. Elin yanmıyor pek. Tutuyor gerçi ama. Bu mu? Yok. Şu tombuş bir şey var ama al şey. Yok yok. Tamam öyle olsun. Bulamıyorum bir türlü. Hiç biliyorum. Şurada var bak. Ay kusura bakma. Ben yıkadım biraz önce. Ay canım ya. Çok iyi şey. Bakın canlarım. Kavanozlarınızı atmıyorsunuz. O kadar güzel sıcak tutuyor. Çeşit kavanozlar oluyor. İstediğim. Çünkü ablamın yanında devamlı duracağı için bu soğutmuyormuş. Evet. Soğuk havalarda bile sıcak duruyor. Şey volkan şu kadar kullanıyordu. Kışın. Berk de alıyor. Kendim şöyle. O gün şimdi Nescafe'de buzlu ice tea yapıyor ya. Hı hı. Artık gerçekten yarım kiloluk kavanoz da yaptı. Şu şey var standart. Domates sosu falan yapıyorlar. Evet evet ya. Ben şey Volkan da onunla kışın. Onunla götürüyordu. Soğumuyor kolay kolay. Buyurun. Bu
açık olmuş. Şifa olsun. Olmamış herhalde. Yok, yeni yaptı ya canlarım. Biraz sonra alır demene. Ben şimdi ablacığıma hemen küncülüsünü de yapayım. Bir tanelerim. Ne güzel, iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. İyi var valla. Sizler de iyi ki varsınız. Ben ne yaparım? Allah'ıma binlerce şükür. Ah, hiç abarttım. Ablam çok seviyor diye. Çok eğlenceli oluyor. Havada kalın yakmıyor. Altı açık ama. Bakın bakın canlarım. Ablamı o kadar özlüyordum ki. İyi yapıyorsun. Gözüküyordur umarım. Bayılıyorum. İşte onu diyecektim. Bizim küncümüz bitti susam. Arkadaşım dedi ki bende var, izliyor o da. Hemen küncüyü hazırlamış. Hem de dedi ablana götüreceğim ama diyor. O bir şey oldu. Arkadaşına da yapıyor musun? Arkadaşıma çok yapıyordum. Gittiğimde. Şu aralar pek yapamıyorum. İyi. Ama o istediği yemeği hep söyler zaten. Şu aralar biraz fazla gidemedi. Uğrasam da 5-10 dakika bir kahve içimi. Arkadaşıma da yemek çok yaparım ve çok sever. Fatoş her yerde yapar. Çok sever. Çünkü yemek. Arkadaşım çok hareketlidir. Çok güzel iş yapar ama yemek yapmayı çok sevmiyorum da. Herkes sevmiyor gerçekten. Ben de sevmiyorum. Ama işi de 5 dakikada yapar maşallah. Dolabımı da bazen temizler derdim ya. İnşallah bir gün çıkar. Lütfen arkadaşım bir gün çıkar mısın? Göstereyim seni. Burada şanslısın. Dolabını silecek biri var. Ya yani, siliyordu. Arkadaş dolabını siliyorsa tamamdır bu iş. Ya aramızda kardeş gibi, arkadaş gibi de değil. Kardeşin yani. Daha yakın da olabilir. Evet, oluyor yani bazen. Yani kardeşler her zaman yakın olmuyor. Bu sokta olabilir şimdi. Bak nasıl oldu? Bayağı güncül oldu içine kadın. Çok güzel. Bakın aynen. Bir tanelerim, bakın güncülü güncülü. Bunu yapın, simit falan almazsanız bir tanelerim. Sonra da tereyağı sürün, zeytinyağı sürün, ne varsa. Bizde zeytinyağı var. Çok güzel, yemesi çok keyifli. Geç ablam misin? Zeytinyağlı sever ama kız kardeşim tereyağı hastasıdır. Öyle mi demesem acaba? Zeytinyağıyla yesem. İyi ki beni doyuruyorsun. Allah afiyet seni, bal şeker olsun. Canım. Allah da seni görsün. Amin cümlemizi canım. YouTube. YouTube görsün diyor Allah böyle her zaman YouTube ya. YouTube seni görsün, YouTube da Allah görsün. Allah istediğini yaptırır yani. Olur inşallah, ne yapalım. Tek tek geliyor canlarım, bir iki... On gelsinler. O gelsinler de. Ben onların her türlü çok seviyorum, çok değerliler. O da yürekten yaptığı için o yüzden diyorum. O da gönül vermiş ki. Zevkle yapıyor. Aslında hayatım da şey oldu, başka bir şeye evrildi aslında. Evet, daha çok kafamı diyorum sana, dizlerim ağrımıyor artık. Evet. Sen biliyorsun. Kafam ağrıyordu, evet. Sen biliyorsun ben yere çömelebilir miydim? Biri beni kaldıracak. Ama rahat rahat oturup iskemleye kalkıyorum. Kendince eğlenceli bir şey yaptığın için. Ya demek ki her şeyin başı stres canlarım. Aynen. Bu dizim falan. Unutuyorum orada. Her şeyi unutuyorum. Bir iş yapabiliyorsan zor şartlarda yapıyorsun. İmkansızlıklar içinde yapıyor gibisin yani. Yani çok zevk alıyorum ben ondan. Ben hep doğal hayatı sevdiğim için. Ah ah. Doğal hayat sana gelsin. İnşallah. İnşallah. Allah'ım ayağına kadar getiriyor doğal hayatı. Olur kurban oldum Allah'ım ister. Şeyler çok çabuk olsun inşallah. Şöyle koyayım Allah, yaptıklarımı da. Şunu bana yaptı ya Allah'ım ne olur ya Rabbim hep istediğini. Ay canım bana benim kurban oldum ya Rabbim. Canım benim. O kadar istiyorum ki. Allah razı olsun bir tane. Şu bir nimet ve bunun için bir çaba, emek sarf ediyorsun. Ben de yiyorum. Bunun farkındayım. Kaşarlı pidelerimiz canlarım çıkıyor. Bakın bakın kaşarlar erimiş. Şimdi telefonla çekelim. Bak burada çok kaşarlı. Yiyorum valla. Doğru siz de bir şeyler yiyin. Canlarım. Tek ben yutuyormuşum gibi bütün dünyayı. Lütfen yiyeyim. Diyorum ben bir şeyler hazırlayın. Evet. Yemek varsa yemek, çay varsa çay. Kahve. Nasıl yapın çay? Karşılıklı böyle. Hiçbir şey yoksa ben şey yaparım aslında biliyor musun? Hiçbir şey yoksa ben... Ufacık bir hamur, şey böyle biraz yumuşak yaparım. Hemen yıkarım bazen tost makinesine hatta. Orada daha güzel pişiyor. Atarım kendime hamur. Bazlama yapmış olurum. Bazlama yap o zaman normal diyorum. Yok, yok kim yapacak diyor. Cıvık yapıyorum, döküveriyorum tosta. Hamuru bir şey yapıyorum böyle un, su, tuz işte.
Kaşla böyle biraz akmayacak şekilde. Tost makinesine şey yapıyorum. Kapatıyorum, gidiyorum, geldim kırmızı. Fırından çıkmış gibi. Yiyorum ondan sonra. Çünkü bazlamayı çok sevdiğim için. Bunu olsun da koyabiliyorum. Bunu olsun da be. Bunu olsun, evet. Bunu olsun. Buğday. İnsan oranın ilk şeyi değil mi? Beşe kaynağı. Canlarım, fidelerimiz böyle pişiyor şimdi. Üst üste durdukça onlar pamuk gibi olacak canlarım. Ben bir ablacığıma... İçeride sıraya girmiş bekliyorlar. Çünkü... İçeridekiler sıraya giriyor, yayını bekliyorlar canlarım. İçeride bir eşim var, bir de oğlum var. Öbür oğlum, öbürü evli. Şimdi Fatoş geldiğinde... Gözleri dönüyor, başka bir şey beklemiyorlar. Hani evet, biz bazen hayal kuruyoruz. Bunu bekliyorlar. Başka hiçbir şey değil. Bir şey, bir şey yapalım diyor. Nasıl ne? Herkes sıkma bekliyor. Suratlar asılıyor. Bir gün de asılmıştı değil mi? Saçma bir şey yapmıştık. O kadar üzüldüler. Sıkma falan yapılmadı diye. Onu bekliyorlarmış içeride. Sıkma gelecek diye biz de hayal kırıklığı yapacak bilmiyorum. Biz de volta yiyelim. Yani böyle bir şey istiyor. Onlar yemez erkek köpek. Onlar yemeyeceği bir şeydi. Yemeyeceği bir şey yapmıştık. Üzgün duruyorlardı. Herkesin suratı asıldı canlar. Sıkma bekliyorlarmış. Ha normalde beklemezlerdi. Ben olduğum için. Müjdeyi verdim. Allah'ım ya. Ay afiyet bal olsun. O kadar mutlu oluyorum canlar. Bunlar yesin. Bak hamur bir şey. Aklıma gelmez gidene kadar değil mi? Sen bana zorla ye diyorsun. Evet. O kadar zevk alarak yapıyor ki. Onlar yesin ben mutlu oluyorum. Ha küncülüğü yap bak buramız küncülüyken. Böreğe sıkmaya devam edeceğim. Pidemize peynirli pide, kaşarlı. Çocukken bu pirinciyi annem köyden getirirdi. Böyle kimselerde. Hiç kimse yemiyor. Hiç bir yapmıyorlar bu zaman. Pek. Ha 40 gün bekleyeceğim mi diyorum. Tabağı pirinciyi döküyordu daha. Evet canlarım eskiden pirinci çok babaannem, dedem varken onların sağlığında biz çocukken hepsini ben bitiriyorum. Her şey tarladan gelirdi. Küncüler bol. Dediğim gibi alırdık küncüyü böyle yerdik. Ben öyle yapardım hiç kimse görmeden. Tabakta böyle yapamıyor. Ya zor da yemesi. Köpek gibi. Yemesi. Evet başka bir şey yiyemiyorsun. Hani bilsen akıl etmiyorsun. Bir kaşıkla çay kaşığı. Tatlı. Ya bazlama yap yani değil mi? Bakayım çay kaşığı, tatlı kaşığı var mı? Ya da bulamıyorum. Bulamıyoruzdur. O küncü hepsini ben bitirdim biliyor musun? Çok lezzetli ama. Şöyle bir yüzeyim ki var. Bunu yaptım canlarım hepsi diyor ki boşa simit almışık. Boşa. Sadece un yerine onu kullanıyorum. Tabi bura çok sıcak olduğu için bir damla da un atmak zorundayım. Kendimi şeyde sıkmacıda gidiyorum. Ha, evet. Sıkmacıda ya da restoran. Ne bileyim. Öyle hissettim, öyle zevk aldım demek ki. Öyle daha şey oluyor. Aktif hale geliyorum. Peki benim bir şey yemem gerekiyormuş. Evet, ablam... bir şey yemezsem mutlu olmayacak. Konuşabilecekse, rahat olacaksa bir şey yemesi gerekiyor. Evet. Yoksa böyle kalıyorum. Ya psikolojik yani kısaca sorunlarımız oluyor işte, hepimizin oluyor. Odadan çıkmama gibi. Hani bunlar mutlaka bir şeyden kaçıştır. Var da bir sebep. Bak. Şey. Çok sıcak olduğu için ben normalde bunu hiç atmıyorum buna. Öyle mi? Tabii. Güncüyle açıyorum sadece. Tamam. Ay bir tane yedim. Tamam bir tane ne olacak? 10 tane bile yedim. Zayıf olduğum dönemlerde 20 tane sıkma yedim biliyorum. Yine zayıftım. Şimdi bir lokmada bile ya istersen veririm ama niye vereceğim? Niye vereceksin? Ama nasıl mutlu oluyorsam evet. Öyle. Sağlık için sadece. Her an bozuladı bir belki ya Allah korusun. Olmasın. Olmaz. Çok yiyene olma neydi? Öyle bir laf var. Çok yiyen de can boğazdan gelir. Can boğazdan gelir. Boğazına çıkıyordu. Can boğazdan geliyor diye biliyorum. Afiyet bal olsun. Yedi de Allah'ım bir taneyi bir saat veriyor camlarım. Çok güzel olmuş ama harika ya.
Dedim ki bak bu doğal un olduğu için maya her katmayalım dedim değil mi? Evet ya. Maya katmayalım, ekmek katmayalım. Aslında başka tatlar istemiyorum. Unun gerçek doğal tadını alalım. Köy unu bu, köyde buğdaylar çekilmiş. Hiçbir katkı maddesi, beyazlatıcı, şu bu yok. Doğal un. Köy unu değil mi? Köy unu. Arkadaşım bir çuval verdi. Her zaman veriyorum parçalar. Yok, o gelirken bir şey getirmiş böyle büyük kesinlikle kovayla. Hı, evet. Bana verdi zaten, kendi çok az ayırdı. Belki topalak yaparım dedi, hani içine lazım oluyor. Arkadaşın sağ olsun, o sayesinde yiyorum. Canım dün bak, de... Bak kızlar yani, ben bile yiyorum yani. Dün gittiler onlar köye, epeydir gidemiyorlardı. Sipariş verdim. Canım benim, beni düşünüyor. Zerdaleyi bilir misiniz? Küçük küçük, kayısı değil, zerdale. Hı. Zerdane toplamışlar. O kadar çoktu ki diyor. O kadar çok şey toplayacaktık ki diyor. Beyni aramışlar iş yerinden. Acil uçağı karşılaması mı gerekiyormuş yani? Evet. O şey. Hı-hı. Onun öyle işleri var. Acil birilerini karşılaması gerekiyormuş. O kadar zerdane diyor yerlere dökülüyor. Ama yani şöyle 2-3 kilo kadar getirmiş. İnan ağzını bana kendi aldı. Çoğunu anneme gönderdi. Ayşe teyze yesin çok seviyor diyor. Ben de bayılırım biliyor musun? Minik kayısı ya. Minik minik bu çocuk yer yediğimiz. Aynen zerdali. Ben de dedim hatta zerdali, kayısı. Şeyde de vardı ya çirkin. Buyurun tam ablamı sevdi. Çıtır çıtır. Gevrek gevrek yaptı. Deneyin bak eğlenceli. Şey gibi. Simit. 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 Simitin bu halde var biliyor musun? Ya istiyor musun? Buna benzer bir şey yapıyorlar. Ya verir mi zeytinyağı? Birazcık koyayım bakayım. Nasıl layık görüyorsun? Oh. Ne olursa yerim. Sen içeceğim, sen de ye gel. Şunu da atayım ben. Bakın canlarım, sıcak iyice kendini göstermeye başladı. Bugün dağılmadı. Dağılmadı, maya kapattı. Şey, aslında istemiyormuş yani. Tek başına gerek yok. Yapılması gerekiyor. Gözleme mi istiyorsunuz? Gözleme değil bu. Pide, kaşarlı pide, simit. Kıtır kıtır kıtır. Kıtır diyelim. Canlarım yağın içinde. Aa, şu yağ da gözüksün çekeceğim. Böyle şimdi satılıyor biliyor musun kıtır? Çekirdek falan. Evet. Değil mi? Ona bayılırım. Var. Kıtır. Neydi çekirdekle adı? Yapıyorlar şeyler. Adı var diyor. Kareta mı? Değil herhalde. Hı. Kareta mı? Kareta değil. Aslında Antep tarafı kâhâke diyorlar da kâhâke mi? Öyle mi? Aslında değil başka mi? Bir adı daha var. Şeylerde var. Onlar kâhâke der böyle çıtır çıtır. Takipçilerimiz de var. Antepli var, Kayserli var. Bilenler bu çıtır çıtır oluyor. Kâhâke diye biliyorum ama başka bir adı var ya. Galeta da değil. Böyle fırıncılar falan yapar. Şeyde İncecik olur çıtır öyle, çıtır. Evet. Dört kişi şey ayçiçeği. Evet, çekirdek koyuyorum. Ay onun gibi olmuş gerçekten. Susamış da var herhalde. Baksana. Aynen. Çok güzel. Zeytinyağlı yerinden can istiyor benim. Al şunu. Bak çok hoşuna. Sesini bak. Bak. Daha serpini vereyim. Ay çıtır çıtır. Yanlış sattı işte. Onu anı sattı bana. Ay buna belki de yapayım götürürüm bence bir tane. Seviyor mu? Bu simit tadını çok seviyor. Evet. Biz yapıyoruz ama götürmüyorum onu bazen. Yapsana. Bir tane yapayım son anda. Yap yap. Son da gerek yok. Biraz sonra yaparım. Canlarım hamurum çok. Burada daha hiç yoksa 15 tane var. Orada var 4, 2 tane pişmemiş. Ya şunu ben mi yiyorum? Yok sen daha ikinci ya. İçeride bekliyorum. Bir bakacağım şimdi dakikamıza. Şu simitimiz de pişsin, onu da koyalım çok güzel. Şunu da korkuyorum hemen ocağa kosaydım. Seviyorsa niye bu yapmıyorsun? Erimeden. Bak, gerçek bir de oldu canlar. Evet, mukozum. Bunu nerede pişireceğim? Uzadı da uzadı, ben onu şimdi güzel yerleştiriyorum. Yenmez mi sanıyorsun? Yenir. Yenir de ocak çok uzun olsa. Eridi. Toparlarsan şey şöyle.
Evet evet, yuvarlatacağım ben onu. Ay ne bu? Yuvarlatacağım ben, vereyim mi? Tamam. Ay yürüm de ağzımda yağlar falan akmıyor abi. Yok ya, sen yavaş yiyorsun. Şu yağ çok güzel, zeytinyağı. Valla resmen şeyim yani. Ziyade çekiyorum. En hoşlandığım tat. Böyle kıtırları çok severim. Çıtır çıtır. Ablam genelde yap yap der benim. Kok koy bak, kok koy şurası. Çıtır 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 canlarım. Yansa bile yerim yani. O kadar güzel bir şey ki. Ay olmadı mı ya? Bu çok iyi olmuş ya. Hasta mı? Simitçilerde falan. Onu sonra aklımıza gelir. Ona ben çıtır çıtır yedim biliyorum yani. Ben bir bakayım mı dakikasına? Belki de çok oldu, bilmiyorum. Şu erimesiyle yiyelim. Ay şu sandos kırılmasın da. Şu sandos kırılmasın da. Yandı buralar, bura bayağı bir... Yine vantilatör... Yok yok, yanmıyor, baktım. Vantilatör orayı buz gibi etmiş, bu taraf çok sıcak. Bana hala alıp geliyorum. Görebilsem... bayağı dolmuş. Ne yapalım canlarım? Yarın mı keselim değil mi canlarım? Doyulmuyor ki. Evet, bir tanelerim bakın. Tam bu peynirle uzun pide yaptım bunu. Bu da zaten güncülü. Nefis yağ, zeytinyağlı. Şöyle altına evet. Çel o zeytinyağlar yemyeşil. Evet, evet. Son pişirdim daha da güzel oluyor. Onu gevretiyorum. Pidelerimiz hazır. Fırında yapılan pideden yani. Hamurlarımı açtım, acele ettim. Bu sıcağı düşünemedim. Şeyimi de getireyim bir. Küncülümüz burada pişmeye devam ediyor canlarım. Bunu iyice kıtır kıtır yapacağım. Bugünlük de böyle olsun canlarım. Yapıyoruz, daha devam edeceğiz. Ortam çok sıcak. Açacağım şimdi her yeri. Sizleri çok seviyoruz. Yeni görenler olursa, abone olurlarsa çok teşekkür ederim. Bugün geldi 6-7 tane abonem geldi. Ay ne güzel. Çok mutluyum. Ben ablama da dedim. Çok mutluyum canlarım geldi. Çok çok teşekkür ederim. Daha bir şey yazmadılar ama aboneyi gördüm, sayısı arttı 8 tane falan. Yorumlar yazarlar yani. Yazsınlar yazmasınlar, Allah'ım razı olsun hepsinden. Hepinizi seviyoruz canlarım. Allah'a emanet olun. Hep sevgiyle seni kalın. Seviyorum. Hep mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgiler.